إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Rabbim bizi ve sizleri ateşten korusun. Bugünkü sohbetimizin mevzusu, yani başlığı, dünya hayatını ahirete tercih mi ediyoruz? Bu denli ithamlar, tenkitler, uyarılar Kur'an-ı Kerim'de çokça gelmektedir. Ama hiç kimse bu uyarıları, bu tenkitleri acaba ben miyim diyerek kendi üzerine alınarak kendisini muhasebeye tabi tutmuyor. Madem ki Kur'an'da bu denli ikazlar sıkça tekrarlanıyor, o toplumda, daha sonraki gelecek topluluklarda mutlak bu sorunlar da tekrarlanacaktır. Sorunlar tekrarlandıkça o mevzudaki, Kur'an'da, sünnetteki gelen nasihatlar da tabii ki kendiliğinden tekrarlanacak. Aslında bu denli bir tekrar, uyarı, uyarının sık sık olması, bizim kendimizi Allah'a imanda, kullukta istikametli tutabilmemizin en güzel vesilelerindendir. Çünkü insanoğlu her halükarda uyarılma muhtaç bir varlıktır. Böyledir ki Allah Azze ve Celle'nin kulları içerisinden seçmiş olduğu seçkin kişileri Nebi ve Resul olarak yollayarak insanlığı devamlı uyarmıştır. Bu uyarının çeşitli kullanılan vesileleri vardır. En basit bir uyarıyı, ikazı düşünün. Biraz daha böyle tehditvari nitelikte bunu yaparsanız bununla karşılık göreceksiniz diyerek, ahireti göstererek. Eğer kendinize dikkat etmezseniz eninde sonunda dönüşünüz bize diyor. Bu uyarıyı Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresindeki şu ayetten alarak bu başlığı koyduk. اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Hitap Allah Azze ve Celle'den Resulünün lisanıyla o anki topluluğa dönük. Bunu kendimize dönük bir soru şeklinde ele alsak, bizler dünya hayatını ahirete tercih mi ediyoruz?
zihinlerde şöyle bir soru oluşabilir. Geçim sıkıntısıyla mücadele ettiğimiz bir ortamda ne kadar biz dünya hayatını ahirete tercih edebiliriz ki? Halimizden mukayese ederek böyle bir neticeye varabiliriz. Halbuki şu ayetlerin doğrudan doğruya muhatabı olarak indiği kimseleri düşünürseniz, onların o anki geçim sıkıntılarını bizden kat kat daha aşağı bir ekonomik, iktisadi sıkıntı içindeydiler. Buna rağmen bu gibi ayetlere muhatap olmuşlar. Ne gibi şeyler yaptılar ki de bu denli ayetler sık sık iniyordu. Tabii ki bazı amellerin terkine sebep inen ayetlerdir bunlar. Bazı emirlere imtisalden sakınan, yani emirleri yerine getirmek istemeyen, yasaklanan şeyleri irtikab eden, emredilen şeyleri yapmayanlara dönük gelen hitaplardır bu. Ama iktisaden onlarla kendi iktisadi halimizi karşılaştırmamız mümkün değil. Onlara göre biz bolluk içerisinde yaşayan bir topluluğuz. Çok rahat ve huzur içerisinde yaşayan kimseleriz. Ve birçok imkana sahip kimseleriz. اَرَضِيْتُمْ بِالْحَيَاتِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاتِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ اِلَّا قَلِيلٌ Halbuki dünya hayatının faydası, size sağladığı fayda, ahiretin yanında, ahiretin size sağladığı faydanın yanında pek azdır. Buna rağmen nasıl bunu tercih ediyorsunuz diye bir ikaz geliyor. Zaruri ihtiyaçlar şeklinde tasnif edip bunlarla hiç mukayeseye de yeltenmiyoruz biz. Halbuki Ahmed İbn Hanbel'in Müsned'indeki gelen bir nakilde İstanbul kuşatmasında Halid bin Velid, yani Ebu Eyyub el-Ensari'nin de bulunduğu orduda Müslüman tarafından birisi elinde kılıç kalabalık bir düşman topluluğu içerisine saldırır. Tek başına. Bunu görenler meh, yazık. Kendi eliyle kendisini tehlikeye atıyor. Bakara'daki ayetin anlamını, yani kendi ellerinizle kendilerinizi ateşe atmayın. Halid bin Velid bunu duyunca Ebu Eyyub el-Ensari, durun, bu ayet böyle sizin kullandığınız gibi değil. Bu ayet bize indi. Sebebin nüzulunu, bu ayetin anlamını biz sizden daha iyi biliriz. Biz Allah'a, Resulüne, onun dinine yardım ediyorduk. Bu gazadan o gazaya koşuşturuyorduk. Bir ara bağ ve bahçelerimiz artık verimsiz, bakımsızlıktan verimsiz bir hale gelmişti. Evlerimizin damları delinmiş, yağmur yağdığında su evin içine akıyordu. Biraz da bunlar heder olmasın diye bunlarla meşgul olmak istedik.
arkasından bu ayeti kerime indi diyor. Kendi ellerinizle kendilerinizi ateşe atmayın diye. Çoluk çocuğunun geçimi olan ve bahçesinin artık kıraç bir araziye dönüşmesi bakımsızlıktan, evlerinin bakımsızlıktan çatılarının akması herhalde zaruri ihtiyaçlar sınıfının en önünde gelen maddelerinden olmalıdır. Buna rağmen sadece bazı sorunları telafi etmek için bunu düşünüyorlar. Tabii ki bu ikaz bunları yapmayın demek değildi. Ama bunlara dalarak kendinizi kaybetmeyiniz. Bunlara dalarak kendinizi buna vererek sakın kendinizi kaybetmeyin anlamı taşır. Bu mevzuda bize tabi süreciyle örnek verilen kendiliğinden örnek olmuş iki topluluk zikredilir. Bunlardan birisi muhacirlerdir. İkincisi ise ensardır. Her yönüyle örnek olabilecek kimseler. Tabii ki bunlar kendilerinden sonraki gelen nesillere örnek olalım şekliyle böyle bir iman gösterisinde bulunmadılar. Öyle olması gerektiği için bunu yaptılar. Diyor ki ayet-i kerimede لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِر۪ينَ الَّذ۪ينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَهُونَ فَضْلًا مِنَ اللّٰهِ وَرِدْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ Muhacirlerin fakirleri yurtlarından kovulmuş, malları ellerinden alınmış, bırakmışlar. Sadece Allah'ın rızasını isteyerek, onun kendilerinden razı olmasını talep ederek bunu yapmışlardır. وَيَنْصُرُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ Allah'a ve Resulüne yardım ediyorlardır. İşte اُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ İşte imanlarında. İman ettik dedikten sonra sıdkı, sadakati gerektiği gibi öne çıkaran insanlar. İşte bunlardır diyor. وَالَّذ۪ينَ تَبَوَّعُوا الدَّارَ وَالْا۪يمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ ف۪ي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا اُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَسَاسًا Daha önceden Medine'yi yurt edinmiş Ensar'ı kastediyor. Gönüllerine imanı yerleştirmiş olduğu kimseler. Kendilerine göç edip gelenleri severler. Muhacirleri kastediyorlar. Daha önceden gönüllerine imanı yerleştirildiği kimseler, kendilerine göç edip gelenleri, sığınanlara, yurtlarını, mallarını, mülklerini, bağlarını, bahçelerini terk ederek kendilerine göç eden kimseleri severler. Ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde bir rahatsızlık hissetmezler. Yani bunlar da kim ki?
nereden geldiler? Bizim yiyeceğimize, içeceğimize sahiplenirler. Paylaşacaklar çünkü. Onlar da sıkıntı içerisindeler. Ama yerleşik olmalarından dolayı, asli memleketlerinde bulunmalarından dolayı en azından kendilerine yetecek bir şeyler kaldırabiliyorlar bağlarından, bahçelerinden. Mekke ehli ise sadece ticaretle geçinen ekseriyetle. Ticaret yaptıkları müddetçe kendilerini yetecek bir şeyler bulan kimseler. Ama Medinelilerin bağ ve bahçeyle uğraşmalarından dolayı onların da böylelikle sadece kendilerine yetecek bir şeyler elde edebiliyorlardı. Tabii ki az olan, sadece kendisine yetecek imkanı olan birilerinin bir topluluğu, dışarıdan gelen birileriyle kendilerine zor yeten şeyi paylaşmaları da başka bir sorundur. Ama kendilerine göç edip gelenleri severler. Ve onlara verilenlerden dolayı içlerinde hiçbir rahatsızlık hissetmezler. Kendileri zaruret, ihtiyaç içinde bulunsalar dahi onları kendilerine tercih ediyorlar. Yani bir somun ekmeği varsa bunu paylaşıyor. Buna paylaşma deriz. Onları kendilerine tercih nasıl olur? Yarın bir somun var. Bende varmış havasıyla, bu da senin deyip kardeşini kendisine tercih edebiliyorlar. Kim nefsinin cimriliğinden korunursa, kendisi bile zor bir geçim içindeyken, bir de paylaşanların çıkmasından kalbinden, kim nefsinin cimriliğinden korunursa, cidden bu gibi ortamda kendisine yetmiyor ki, nerede cimrilik israf olsun? Nerede israf olsun bunun? Neresinde cimrilik? Yani çok zaruri olan bir şeyi insan kendisi yese kime cimrilik etmiş olur ki? Kim nefsinin cimriliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir diyor. Bu iki taife bizim için ama her şeyde hayatımızın her safhasında onların örnekliğini görmemiz mümkündür. Şimdi burada fakirliklerinden ve paylaşmalarından bahsediliyor. Diyor ki başka bir ayette وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri kastediliyor. وَالَّذ۪ينَ آوَوْا وَنَصَرُوا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ Muhacirleri barındıran, yardım edenler var ya, Ensar'ı kastediyor yine. Bunlar bu sıkıntı içerisinde, bu geçim sıkıntısı içerisinde, bu paylaşma ortamında dahi Allah'a iman etmişler, hicret etmişler ve Allah yolunda cihad etmişler. Sahabenin birçok gazadaki seferlerine, yolculuklarına baktığımız zaman normal, yerleşik oldukları ortamda bile geçim sıkıntısı varken yanlarına alıp gittikleri, azık olarak aldıkları ne olur ki? Öyle nakiller geliyor ki bize, bir hurmayla akşama kadar Allah yolunda kılıç sallayan, kalkan tutan birisi o hurmayı emmekle yetiniyordu. O hurmayı emmekle yetiniyordu.
Öyle oluyordu ki ağzımızda çekirdekleri bile kurutuyorduk. Hatta öyle oldu ki birçoğumuzun yiyeceği bitiyordu, bulduğumuz ağaç yapraklarını yiyordu. Nakilde dışkılarımız tavşan dışkısına dönmüştü diyor. O sıkıntı, o muhtaçlık dahi bunları Allah yolunda hicretten ve cihattan alıkoymamış. Biz böyle bir sıkıntıyla, sıkıntı içerisinde olduğumuz halde bunlarla memur olsaydık, kaldık ki bunlarla biz de memuruz. Biz de emir olunduk. Bunlar bize vacip değil, bu sıkıntıdalar çıkardı. Bunlar bize vacip değil der çıkardık. Hatta derdimizi meşrulaştıracak, sıkıntımızı meşrulaştıracak 9 dereden su getirebilirdik örneklerle, misallerle. Getirirdik de, becerirdik bunu. Halbuki hiçbir şekilde o insanlarla bizim kendimizi kıyaslamamız mümkün değil. Mümkün değil. Tabii ki bunun geleceğine dönük, geleceğine dönük hitabının şumulünün içinde kendimizi görebiliriz. İlla o asra gitmemiz gerekmiyor. O asırda o konumdaki insanlara hitap eden ayetleri alıp önümüze koyduğumuzda bu elbisenin tıpatıp bize uyduğunu görürüz. Ha, hoşumuza gitmez başka. Eradîtum bil hayâti dünyâ minel âhireti femâ metâul hayâti dünyâ fil âhireti illâ kalîl. Dünya hayatını ahirete tercih mi ediyorsunuz? Halbuki dünya hayatının faydası ahiretin faydasının yanında pek azdır. Hiçbir şey değil. İbn Ömer'den gelen bir hadis-i şerifte Ebu Davud'da Allah Resulü bu dünya hayatına razı olma mevzuunda dünya hayatının metaından biriyle razı olma. Bütün dünyayla değil. Diyor ki İbn Ömer قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول Allah Resulü'nü şöyle derken işittim diyor. اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعَيْنَةِ Ayna dediğimiz alışverişi yaptığınızda, ayna şudur. Şu anki uygulaması olarak verilen örnek, bir yere gidiyorsunuz, 100 bin liraya arabayı satın alıyorsunuz. Bu bizim memleketimizde yok bunun bu tipi. 4 sene taksitle aynı şirket onu senden gerisin geriye peşin 80 bin liraya satın alıyor. Sen alıp yani banka tipi sen o parayı alıp kullanıyorsun. Araba onda kalıyor. Arabayı almış gibi ona ay ay ödüyorsun. Bu alışverişe ayın ediyorlar. Yani faizli bir alışveriş. Her ne kadar Suud'da buna fetva veren de olsa faizli bir alışveriştir. Ve ahadtum aznabel bakare. Sığırların kuyruğuna yapıştınız. Sığırların kuyruğuna yapışma bir deyim şeklinde. وَرَدِيْتُمْ بِالزَّرَعِ Ziraatle, bağla, bahçeyle uğraşmaktan hoşlandınız. Bağ bahçe basit bir olay değil. Tebuk harbine gidemeyenlerin, gitmek istemeyenlerin,
gitmemek için özür beyan edenlerin ilk mazeret özürleri buydu. Bağlarımız, bahçelerimiz meyveye durdu. Bakıma ihtiyacı var. Eğer ihmal eder seninle Tebu'a gelirsek helak olacak. Heder olacak. Bütün seneyi açlıkla geçirebiliriz. Tabi bunun yanında illa bu değil dünya metaı. Bazıları da dediler ki Rum kadınları sarışın çok güzelmiş. Biz ifsad edileceğimizden korkuyoruz. Ne kadar takvaili. Yani bir emirden kaçmak için yapılması gereken bir şeyden yani kaçarken güya başka bir itaati öne sunarak ifsad edilmekten korkarak bunu sunuyorlar. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادِ Cihadı terk ettiniz diyor. Bu alışverişe tamah ettiniz. İneklerin kuyruğuna, sığırların kuyruğuna yapıştınız. وَرَدِيْتُمْ بِزَّرْءِ Ziraatla uğraşmaktan hoşlandınız. Bunlar normal o ortamda illa ticareti olan şeyler değildi. Evet, hepsinin değildi. Evlerinin geçimini sağladığı, evlerine, ailelerine yetecek hasattı bunlar. Ama buna sebep tereddümül cihadı. Cihadı terk ettim diyor. Bununla Ebu Eyyub el-Ensari'nin sözünü anlıyoruz. Bağ ve bahçeleriyle azıcık da olsa meşgul olma, damlarının su akıtır vaziyete gelmesiyle meşgul olmaları ne kadar dünyalık olur? Ve ne kadar dünyalığa bağlılıkla ifade edilir bu söz? Bunlar cihadı terk etme sebep. İşte buna sebep sallatallahu aleyküm zullem ve Allah da size zilleti musallat etti diyor. Allah da size zilleti musallat etti diyor. Zilletin geliş sebebi bunlarmış. Zilletin bize musallat olması bunlarmış. Zillet nedir? Aşağılanmak, horlanmak, inancından dolayı dışlanmak, hakir görünmek, küçümsenmek, herkesin itip kalktığı, sözünün hiçbir değeri olmayan, Ömer diyor radıyallahu anh, biz İslam'dan evvel zelil bir topluluk diyor. Her yönüyle zelil bir topluluktu. İtibarı olmayan, herkesin bizi dışladığı, küçümsediği bir topluluk. Eazzanallahu bil İslam. Allah bizi İslam'la aziz kıldı diyor. Allah bizi İslam'la aziz kıldı diyor. Hallerinden bahsettiğimiz bu insanlar kısa bir zaman sonra daha çok bolluğa muhatap oldular. Daha huzurlu, rahat bir hayatı buldular. Ama bu sıkıntıların akabinden sonra. Hatta öyle oldu ki bazıları bu bolluktan, bu rahatlıktan rahatsız oldular, korktular.
Mesela birisi Ömer radıyallahu anh'ı İran'ın bazı şehirlerini fethinin akabinde Medine'ye yollanılan ganimetlere bakarak Allah'ım bunlar senin Resul'ün hayattayken de var olan şeylerdi. Ama bunları o hayattayken değil, onun vefatından sonra bize vermen, korkarım bu bize büyük bir imtihan olur. Yani bu bize gaflet getirir. Bu bize hantallık getirir. Buna sebep ne kadar dışarıdan bu denli oradaki Müslümanları rahata kavuşturacak imkanlar gelse de Ömer radıyallahu anh'u hayatı boyu fetihlerden geri durmamıştır. Onun zamanında İran'a, Azerbaycan'a kadar gidilmiş, Hindistan'a gidilmiş, Batı Afrika'ya gidilmiş, Atlas Okyanusu'na kadar varılmış. Seferler, gazalar, Allah yolunda cihat katiyetle durmamış. Bizim de bu zilletimize baktığınızda bu zilletin bizden def olması için tek bir yolu var. La yenzi'uhu. Allah o zilleti sizden gidermez. Ta ki hatta terci'u ila dinikum. Ta dininize dönene kadar Allah o zilleti sizden kaldırmaz. Gördüğünüz gibi burada Müslüman olduğumuzu, bir dinin mensubu olduğumuzu söylediğimiz halde yukarıdaki zikredilen şeylere sebep dinden uzaklaşma ve zillete müstahak olma, bu zilletin bizden katiyetle kaldırılmayacağı ta ki biz dinimize dönene kadar. Yani bu hitap onlara olduğu gibi kendisini Müslüman hisseden, onlara iman, İslam olarak ne gibi şart ve kurallar konulmuş ise, ne kadar uyguluyorlar, o kadar nitelendirilmişler ise, biz de aynı emirlere muhatap, aynı nehirlere muhatap, aynı niteliklere sahip olarak İslam'ı yaşama zorundayız. O gibi insanlara bu denli bir zillet musallat kılınmışsa, biz daha çok bu tehdidin muhatabıyız. Hem de öyle ki bakıyorsunuz, ne denli Müslümanlar dinleriyle içli dışlı olmuşlar, 24 saatlik hayatları içerisinde İslam'a, Allah'a, kulluğa ait olan şeyleri yaşama gayreti içerisinde olmuşlar. Yani ne kadar kendilerini hayırla meşgul etmişlerse o denli de şerden uzak durmuşlardır. Uzak durmayı becermişlerdir. Ve ne zaman dinlerini yaşamaktan ihmalkar davranmışlar, uzak durmaya başlamışlar ve bu sefer zilletin en alası gelmiş. Zilletin bir çeşidini şöyle örneklendireyim. O gün siz çok kalabalık olursunuz. Allah Resulü diyor. Yani bu zillet azlığımızdan mı? Diyor. O gün siz çok kalabalık olursunuz. Ama sel sularının kıyılara attığı saman çöpleri gibi olursunuz. Hiçbir değeriniz olmaz diyor. Ve en büyük zillet de Müslümanların şu bulunmuş olduğu parçalanmış manzaralarıdır.
Hem de bu ihtilafını her bir sebebini Kur'an'a sünnete dayandırarak, yani herkes kendi sorununu Kur'an ve sünnete dayandırıp onunla müdafaa ederek bunu yapıyorlar. O halin batıllığını kabul etme yerine onu meşrulaştırma, ona meşru bir biçim verme şeklinde kendi makamını müdafaa eder konuma gelmiştir. Şöyle ifade edeyim, insan her halükarda hata edebilir. Hatasını müdafaa, onu kendisini dine karşı koyma gibi bir şey sebep oluyorsa, cidden o hata olmasa bile onu hata olarak kabullenmesi daha evladır. Cidden hata da etmiş olsa, o hatayı müdafaası dine, Müslümanların birliğine zarar verebilecek bir konum arz ediyorsa, hata olmasa bile gerçekte onu hata olarak kabullenmesi daha evladır. Kaldı ki İslam hukukundaki bilinen kaide gibi اَخَفُ الدَّرَلَيْنِ tercih etme. Büyük bir zarar, küçük büyük bir zararın yanında küçük bir zararı irtikab etme sorun değildir. Yani küçük bir zararla büyük bir bela def edilebilir. Bu ortamda bile biz böyle tercih kullanabiliriz. Bu bir zillettir. Ömer'in de dediği gibi biz zelil kimselerdik. Allah bizi İslam'la aziz kıldı. Tekrar izzetin bize dönmesini istiyorsak, aziz olmak istiyorsak, o zaman dinimize dönmeliyiz. Dinimize dönmek için bu insanların övüldüğü, sahabenin övüldüğü örnek olan kimseler olarak onlar hakkındaki zikredilen öncelikli bütün niteliklere baktığınız zaman hayatımız boyunca bize örnek olabilecek şeylerdir. Çünkü bunlar cihadın burada rastgele anlaşılmaması için ilk merhalesi atlanarak en uç noktada ele alınmada ihtiyatlı olunması için Allah Azze ve Celle o insanlar için diyor ki kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Kuntum hayra ümmetin uhricet linnas. Siz insanlar içerisinden çıkartılmış, insanların hayrı için çıkartılmış en hayırlı bir topluluksunuz diyor. Bunun sebebi ne? Te'murune bil ma'ruf وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ. Marufe emredip münkerden alıkoyduğunuz için. Marufe emredip münkerden alıkoyduğunuz için. Bu nedir? Dinin taraflarından en yaşanması, tarafımızdan yaşanması ve başkalarının da yaşamaları için sarf ettiğimiz gayrettir. Çünkü cihadı terk etme, cihat genel anlamda İbn-i Teymiye'nin de kullukta anlattığı gibi hemen ilk anlamı ile akla gelen hele bu ortamda kıtal değildir. Allah'ın razı olduklarının husulü, razı olmadıklarının def'i için sarf edilen gayretin adıdır. Tabii ki bu yolda kıtal da vardır. Ama bilindiği gibi İslam hukukundaki uygulanan birçok şey yine Kur'an ve sünnet tarafından tespit edilen değerlerle ele alınır. İnsanların istediği gibi kullandığı bir, istediği gibi öne çıkarıp geriye aldığı bir şey değildir. Bakıyorsunuz muhacir
verilen ilk örnekte Allah yolunda imanları için, Allah yolunda mallarını imanları için mallarını terk edebiliyorlar. Mallarını Allah yolunda harcıyorlar. Allah yolunda bütün eziyete ve meşakkete katlanıyorlar. Bu onun rızasını tahsil içindir. Ensara bakıyorsunuz, Ensar kendilerine hicret etmiş kimseleri, kendilerine göç etmiş kimseleri büyük bir samimiyetle kendilerine yetecek şeyleri onlarla paylaşmayı göze alıyorlar. Eğer onlara benzemek genel anlamda alınan bir genel anlamda anlaşılması gereken bir şeyse doğru yolda olmanın alameti Allah Resulü müstakillen kendini zikrederek hadis-i şerifte benim ümmetim 73 fırkaya ayrılacak. Hepsi ateşte birisi kurtulan derken o kurtulan tayfenin niteliği sorulurken kimlerdir, nasıldır? Ma ana aleyhi ve ashabi benim ve ashabım üzerinde bulunanlar yani ashabım derken benim ve ashabımın yolu üzere bulunanlardır diyor. Sahabe yaşamlarıyla örnek olmuşlar, tatbikleriyle örnek olmuşlar. Belki biz bu nasları doğrudan doğruya Kur'an ve Resul'den alsaydık düzeltilme gibi bir ortama sahip olmadığımız için birçok şeyi yanlış algılayabilirdik. Doğru şeyler bize ulaşmış olmasına rağmen yanlış algılamakla onları yanlış uygulayabilirdik. Daha sahabe hayattayken Ebu Eyyub el-Ensari'nin ayet-i kerime hakkındaki getirdiği izah gibi sahabenin bu fakirliği, bu ihtiyacı, bu muhtaçlığı olmasına rağmen sadece kendisine yetecek şeyleri paylaşan kimseler tatbikle örnek olmasaydı biz bunları çok yanlış algılayabilirdik. Yanlış algılama mutlak yanlış da tatbiki gerektirir. Ve onun için benim ve ashabımın yolu üzere bulunanlardır diyor. Muhacirin, ensarın, sahabenin bu gibi halleri insanların duygularını harekete geçirmek için veya kişinin kendisine ne güzel hatip dedirtmesi için bire beş katarak esas olduğunun dışına çıkararak kahramanlık destanları anlatan bir destancı olmamak gerekir. Bunlar bizim aynı şeyleri yaşamamız için verilen örneklerdir. Aynı şeyleri uygulayıp hayatımızda uygulamak için bize verilen örneklerdir. Malımızı Allah'a iman için terk etmekten imtina etmemeliyiz. Ama bütün bunlarla da şunun anlaşılmaması gerekir. Dünya hayatı bütünüyle bizim için ahiretin sermayesidir. Her şeyle ahiretin sermayesidir. Dünya bizi kendisine bağlayarak ahiret için çalışmaktan alıkoyduğu an zararlıdır. Dünya bizi kendisine bağlayarak, rahm ederek bizi Allah yolunda çalışmaktan, Allah yolunda cihad etmekten, onun uğrunda mücadele etmekten alıkort o zaman zararlıdır. Değilse sahip olacağımız mal, mülk ne olursa olsun eğer bunlar Allah için verilecekse, Allah yolunda harcanacaksa bakın faziletleri anlatırken birbirine ters düşen şeyler değil. Geliyor sahabe bir şeyden dolayı. Ey Allah'ın Resulü diyorlar. Ashabtan bazılarını göstererek bunlar ibadette her şeyi bizim gibi yapıyorlar.
Ama onların malları, mülkleri var, övülüyor. Gece ve gündüz Allah'ın verdiğini fakirlikten korkmadan infak edenlerden bahsediliyor. Onlar infak ediyorlar, bizi sevapta geçiyorlar. Bize öyle şeyler öğret ki biz de o yaptıklarımızla öne geçelim. Allah Resulü bu yatmadan önceki tesbihatı, bu namazın akabindeki tesbihatı öğretti. Birkaç zaman sonra gelip diyorlar ki ey Allah'ın Resulü, zengin kardeşlerimiz bunu öğrendiler. Onlar da yapmaya başladı. Bu Allah'ın bir fadlıdır, ihsanıdır. İstediğine verir. Bu anlattıklarımızla mal mülk sahibi olmak zemmedilen bir şey değil. Eğer bunlar bizi Allah yolunda hizmet etmekten, dini yaşamaktan alıkoyacak sebepler olduğu an, o an zararlıdır. Değilse dünya hayatı bütünüyle ahiret hayatının sermayesidir. Saniyeler ahiret hayatının sermayesidir. Sahip olduğumuz kuruş, metellikler ahiret hayatının sermayesidir. Sahip olduğumuz çocuk, kadın, ne varsa ahiret hayatımızın sermayesidir. Değilse bununla şu anlaşılmamalı. Müslümanlar dünyaya tamamen sırt çevirmiş kimseler değil. Aksine. Bu hayatın içinde olan, dolu dolu bu hayatı yaşaması gereken ama meşru çerçeve dahilinde. Onları da Allah yolunda harcamasını bilerek. Ensar elinde ne varsa infak etmekten korkmamıştır. Ve buna rağmen öbürküler de Allah yolunda hiçbir şeyi terk etmekten sakınmamışlardır. Öyle ki bunlar yüzlerine baktığınız zaman ihtiyaç sahibi olduğunu anlıyordunuz diyor ayette. وَلَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ اِلْحَافًا. Hayalarından isteyemeyen kimseler idi. Ve ensar da istenilmeden veren kimselerdi. Şairin birisi diyor, o istenilmeden verenler nereye gitti diyor. Verilmeden istemeyenlerle beraber gittiler. Yani onların infak edenleri de güzeldi. Muhtaç olanları da güzeldi. Çünkü ihtiyaç, o ihtiyacı giderecek kişinin kalbine verilen Allah'ın teşvikiyle güzeldir. Ama zorla istenilen, zorla verilen bir şey haline dönüştürülürse, o insanların isteyenlere kızdığını, onlardan nefret ettiğini, hatta hak etmediklerini konuşur bir hale geldiklerini görürüz. Muhtaç olmak da güzeldir. İhtiyacı gidermek de güzeldir. İhtiyacı serdetmemek çok çok güzeldir. Ve insanlara göstermeden infak etmek de güzeldir. Sahabede, muhacir, ensar, o toplulukta her şeyin en güzel örneğini bulabiliriz. Madem ki Allah Resulü bize hadis-i şerifte o doğru yolda olan, kurtulan taifenin kim olduğu sorulduğunda benim ve ashabımın yolu üzere olan. Ashabımın yoludur derken onlar benden İslam'ı nasıl telakki edip yaşamışlarsa size aktardıkları gibi. Evet, dünya hayatını tercih mi ediyoruz? Bundan kendimize pay çıkarmalıyız. Hangi hareketimiz dünya hayatını tercih sayılıyor?
Çünkü ayet-i kerimede de en son söylediği sözde dünya bedava değil. اُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ اشْتَرَوُ الْحَيَاتَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ İşte onlar ahirete karşılık dünya hayatını satın alan kimselerdir. Dünya bedava gelmiyor. Karşılığında ahireti veriyorsun. Ahiretten bir şeyi, yani dünya hayatının dakikalarını, sahip olduğun şeylere bak. Ahiretten bir şeyi isteyerek bunu sana veriyor. Birisi şöyle diyor, bizim maddeyi sevmememiz, maddeden korkmamız diyelim, onu istemediğimizden dolayı değil. Madde gelsin ama bizden din, iman, ırz olarak karşılığında ahirete dönük bir şey istemez. O bize Allah'ın lütfu olarak gelsin. Aynen zengin sahabelerin öğrendiği gibi. O Allah'ın bir lütfudur, istediğine verir. Karşılığında ahirete dönük bir şeyler vererek alıyorsak, o işte dünya, ahiret karşılığı dünyayı satın alma demektir. Bir bütün olarak al ahiret senin, ver dünyayı demiyorsun. Dünyadan istediğin bir şeye karşılık ahirette senden bir şey istenmiyor. Ve böylelikle ahiret dünyada sahip olduğun mal ve metaın karşılığı, yani ücreti oluyor. سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Bugün normal ders vakti oldu çocuklar. 45 dakika.